Bir ahlakçı yatırıma Barış Ürkün olacak orada karşımızda. Barış, sen de hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyoruz. Hemen söz sana verelim. Ne dersin? Çok fazla başlık olacak piyasanın takip edeceği bu hafta. Evet, günaydın. Bu zorlu haftada size de kolay gelsin diliyorum öncelikle. Gündem olarak oldukça yoğun bir haftaya başlıyoruz. Tabiri caizse aslında demek gerekirse 9 ayın çarşambasının bir araya geldiği bir haftayı yaşayacağız herhalde. Tabii ki bu gündemin ana konusu Amerika'daki seçimler olacak 3 Kasım yarın itibariyle. Sayımlar başlayacak, oyların sayılması başlayacak. Posta yoluyla çok fazla oy kullanıldı. İşte 90 milyon civarında bir oy kullanıldığı şu anda haberleri geliyor. Geçen seçimlerde 2016'da 33 milyon kadar oy kullanılmıştı. Bu da aslında seçim sonuçlarının 3 Kasım günü belli olup olmayacağına ilişkin biraz da belirsizliği gündeme getiriyor açıkçası. Bu noktada piyasa fiyatlamasının buradan hareketle bir miktar belirsizlik yaşaması herhalde bu hafta muhtemel gibi gözüküyor. Aynı zamanda anketlere baktığımızda hani Biden'ın çoğu anketlerde şimdiye kadar önde görülmesine rağmen 2016'daki seçimleri hatırladığımızda yine orada da sonuçların tersinin çıkmış olması bu noktada bir başka belirsizlik unsuru olarak da herhalde gözümüzün önünde olacak. Bu haftaki fiyatlama açısından takip edeceğimiz gelişme olarak da herhalde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii seçim atmosferini yaşayacağız dedik yani bu hafta. Buna ilişkin fiyatlamaları takip edeceğiz. Yani bu hafta tabii başka gelişmeler de var. Dediğimiz gibi aynı zamanda Fed'in faiz kararı da bu haftaya sıkıştı. Aynı zamanda Cuma günü de Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini de takip ediyor olacağız. O yüzden Amerika'dan yoğun bir veri gündemi, gelişme hareketlerini takip ediyor olacağız diye açıkçası söylememiz gerekiyor. Bugüne baktığımızda da imalat PMI verileri, çarşamba hizmet PMI verileri yurt dışından takip edeceğimiz diğer önemli gelişmeler. Çünkü baktığımızda bu veriler neden önemli? Geçtiğimiz haftaya kadar fiyatlamalara baktığımızda, Ekim ayının son haftasıydı geçen hafta, haftalık bazdaki düşüşler, özellikle Amerika'daki endeksler, Almanya'da DAX, hatta Türkiye'deki BIST 100 endeksine de baktığımızda, Mart ayında pandemi ilanından sonra endekslerde meydana gelen haftalık bazdaki düşüşlerdeki o sert düşüşlerden sonraki en yüksek düşüşleri yaşadık geçen hafta itibariyle. Tabii bundaki en önemli etkenler yeniden koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış, mali teşvik beklentilerinin seçim sonrasına tekrardan geçiş yapması ve bununla ilişkili olarak da ekonomik toparlanmanın biraz da uzun vadede yayılabileceği ilişkin endişeler ön safhadaydı. Buna ilişkin fiyatlamaları bu hafta yine aslında görme ihtimalimiz olacak. Tabii bu noktada yine seçim atmosferine dönüp bakmamız lazım. Eğer seçim sonuçları kısa sürede sonuçlanacak olursa, ki bu belki biraz zor bir ihtimal olabilir, burada iki taraftan birinin herhalde açık farkla kazanması biraz ön planda olması gerekiyor gibi gözüküyor. Bu noktada yakın bir oy sonuçları gelirse iki tarafın da itiraz etme gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bunun sinyalleri de geliyor açısı. Bunu da fiyatlamalar etkisini herhalde bu hafta içerisinde görmemiz mümkün olabilir açısı düşünüyorum ben. Şimdi baktığımızda ABD vadeleri geçen haftaki o kapanıştaki düşüşlerden sonra, ay kapanışındaki o düşüşünden sonra bir miktar hafif pozitif yatay hareketlilik de başlamış gözüküyor güne. Asya tarafında da bahsettiğim gibi olumlu PMI verisinden sonra bir miktar orada yukarı hareketlilik meydana gelmiş gözüküyor. O açıdan baktığımızda Borsa İstanbul tarafında da geçen haftaki sonundaki yok düşüşten sonra bir miktar belki pozitif bir açılış, hafif alıcılı bir açılış görülebilir. Fakat içeride yaşadığımız tabii jeopolitik gelişmeler bu kapsamda yine değerlendirmek gerekiyor herhalde bu hafta içerisinde yine baktığımızda. Yine bahsettiğim diğer gelişmelerle birlikte baktığımızda endekste özellikle yaşanan son düşüşlerden sonra Mart ayından gelen trendin desteğine yakın bir yerlerde olduğumuzu açıkçası söylememiz gerekiyor. Bu destek de açıkçası baktığımızda 1090 gibi bir yere tekabül ediyor. Açıkçası 1090 üzerinde kalıp kalmayacağımıza bakmamız lazım endeks tarafında. Eğer bunu başarabilirsek tekrardan yukarı bir tepki hareketinde 1135 civarını herhalde izlememiz lazım. O yüzden 1135-1090 aralığını bugün ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde takip etmemiz gerekecek. Yani 1135'in üzerine geçersek yukarı hareketin devamından bahsedebiliriz açıkçası söylemek gerekiyor. Dolar TL'ye baktığımızda 838 benim takip ettiğim teknik bir direnç noktasıydı. Oraya gelip orada biraz takıldım ve TL sıkılaştırıcı hamlelerin Merkez Bankası'ndan geldiğini görüyoruz ki bu sabah saatleri itibariyle de iki tane adım daha geldi. Banka arası borçlanma limitleri sıfırlandı. Bir de kira sertifikası karşılığı repo işlemleri sıfırlandı. Buna ilişkin adımlar bir miktar kuru tutuyor bu seviye altında. Ama baktığında 8.20-8.25 civarı üzerinde bir tutunmanın da birkaç gün devam etmesi muhtemel. O yüzden 8.38-8.20 aralığındaki kur hareketinde bugün izlememiz gerektiğini söyleyerek sözü tekrardan sana bırakayım. Barış, çok teşekkürler aktardıkların için. Ahlakçı Yatırım'dan Barış Ürkün'ün görüşlerini aldık. Şimdi hemen gidelim stüdyoya.